Genç İyah Hanım bir film daha programının 5. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Dördüncü bölümde Abdullah Kibritti ile Sevgili Günlüğün filmini konuşurken İtalya'ya işinlenmiştik. Dahası o bize haritada zor bulunan ülkelere uçurmuştu. Bu bölümde Dijital Hafıza Merkezi'nden Ahmet Faruk Asa ile Cennet'in Krallığı filmini konuşacağız. Ben Gülçey'ini doldururken sana Dijital Hafıza Merkezi'ni ve seni sorayım. Ben Ahmet Faruk Asam, İA'da insan diplomaside çalışıyorum. Aynı zamanda Dijital Hafıza Merkezi'nde koordinatörlüğünü yapıyorum. Tabi Dijital Hafıza Merkezi de filmde de üzerine duracağım üzere belirli bir coğrafyadan çıkan bir proje. Ama belirli bir coğrafyayla da sınırlı kalmayacak bir proje. Aslında bizim burada da yaptığımız faaliyet gibi yani kayıt altına almanın ne kadar kıymetli bir şey olduğunu hepimiz farkındayız. Özellikle geldiğimiz nokta itibariyle dosya dijital hafıza merkezinde kayıt altına almanın farkındalığını yeni nesil teknolojik ürünleri de kullanarak böyle ortaya koyan Filistin hafızasını kayıt altına almaya çalış. Bunları yaparken de bir nesil yetiştirme gayesi olan bir projedir Dijital Hafıza Merkezi. İlerleyen dönemlerde sadece Filistin'e sınırlı kalmayıp diğer kriz bölgelerine de entegre edeceğimiz Doğu Türkistan'ına başladığımız bir çalışma alanı. İçerisinde internet sitesi yani çok büyük bir veri tabanının olduğu internet sitesi var. Yayın evimiz var, mobil oyunumuz var, çizgi filmimiz var. VR sistemlerimiz var ve inşallah dijital müzemiz de yolda. Bu şekilde Dijitalliğin gereksinimlerini, alet edevatlarını kullanarak Filistin'i nasıl anlatabiliriz'in peşine düşmüş bir proje diye özetleyebilirim. Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi'nde yüksek lisans öğrencisiyim. Orada çalışmalara devam ediyoruz. Bu şekilde özetleyebilirim. Ahmet Asa budur. Teşekkür evet. ediyoruz özetin için. Ve Allah muvaffak etsin Teşekkür inşallah. Teşekkür ediyorum. Dijital Hafıza Merkezi'nde de çok güzel içerikler Severek görürüz. Teşekkür ediyoruz. <laughs> Biz de bekliyoruz takipçilerinin de artmasını inşallah. Peki hocam neden cennetin krallığı? Cennetin krallığı aslında Filistin'e dair, Orta Doğu'ya dair onlarca film var. İnsanların da ilgi alakasını cezbeden, üzerinde durulan. Ama cennetin krallığını böyle sanki tüm filmlerin yanında ele almamız gerekiyor gibi hissediyorum. Yani tüm filmleri bir kenara koyuyorum, tarafa koyuyorum. Cennetin krallığını böyle öbür tarafa koymak gerekiyormuş gibi hissediyorum. Çünkü zaten halihazırda aşina olduğumuz ...birazdan da denilir muhtemelen... ...bir Hollywood sineması vardı... ...bu aslında bize doğunu gösteriş biçimleri... ...böyle hep aşina olduğumuz sistemler vardı... ...bu filmde biraz daha bunun dışına çıkılmıştı... ...ya bunu hissedebilmek aslında... ...Cennet'in krallığını diğerlerinden... ...daha farklı bir noktaya getiriyordu... ...tabii Kudüs'ü bu şekilde gösterebilmek de kıymetliydi... ...yani Kudüs'ü normalde çok iki uçlu gösterilmiş... ...bir hali olmasın... Yani ...en özellikle sinematografide bu zamana kadar algılarda böyle de biraz uçlarda durulmasın önünü açabiliyordu. Ama cennetin krallığının bu noktada özellikle makul denilebilecek tırnak içerisinde anlatımın olması bence diğer filmlerden daha ayrıştırıcı bir sebep oluyor. Anlatıldığı dönem itibariyle yani konjöktüre uygunluk itibariyle de aynı şekilde bazı gerçeklikleri bu şekilde verebiliyor olması, aktarabiliyor olması birazdan da üzerine böyle daha detay duracağımız noktaları olur. Cennetin Krallığı'nı diğer filmlere nazaran en azından Orta Doğu'ya dair alanımıza dair diyelim. Çünkü önceki konuşmaları dinleyerek geldim, dersime çalışarak geldim. Oradaki hocalarımız tabii bu işin biraz daha nasıl diyeyim, sinemaya dair işin içinden insanlar. Biz biraz daha alana dair burada anlatım yapacağımız için böyle haddimi de aşmayı çok istemiyorum açıkçası. Neden Esen. Cennetin Krallığı deyince böyle oradaki teknik açıdan bilgileri biraz daha ben konuşmasam daha güzel olacak ama alana dair konuşacak olursak da gerçekten realiteye uygunluk açısından döneme dair birçok çok bilgi içeren bir yapım olmuş. O yüzden Cennetin Krallığı'nı ben başarılı buluyorum. De tavsiye de ediyorum yani Filistin'i öğrenmek isteyenler için güzel bir vesile olabilir. Çünkü realiteyi böyle sadece olduğu gibi aktarmak, anlatmak bazen yeterli gelmiyor ya da sıkıcı da olabiliyor. Dolayısıyla olayın aslında başını anlatış itibariyle iyi bir vesile olabilir insanlar için. Yani çünkü Filistin meselesi de son yüzyılda olan mesele çok daha öncesine dayandığı için oradaki aktarılış biçimi, oradaki kurgusallık gerçeğe döndürme noktasında insanlara güzel bir ilham verebilir. Çalışma için özellikle gençlere diyelim. Hızlı girdiniz sevgili Ahmet, Fahri, Hızlı mı konuşuyorum ya? Hayır hayır, konuşuyorlar. Yavaş, yavaş olarak... konuşuyorum ben. Yok, gayet iyi fakat güzel bir bilgilendirmeydi. Ee, uzak mı konuşuyorum mikrofona? Tamam, dikkat ederim Onurcuğum. <laughs> Şöyle yapalım. Ya arada Onur'a da takılamıyor muyum Tabii mesela? Rahat. güzel, yani rahat, rahat mı? <gülüyor> evet evet. <gülüyor> Onur'a rahatça. Osman abi de bir şeyler dedi zaten ona. Tamam. Kenan, Kenan Emirzoğlu'nun şeyi var ya Ezel'in son sahnesini çekerken böyle kameralar var diye tabi ne varsa rica edebilirim. Ha yoksa hiç problem değil. <laughs> <laughs> <Güzel. gülüyor> ben çok ciddi bakıyorsam bir sıkıntı <laughs> var. Sırıtıyorsam her şey <laughs> olur. Aslında film 12. yüzyılda Kudüs'ün durumunu, işte cüzdem hastası Kudüs kralının barış yanlısı olmasını fakat tapınak şövalyelerinin sanki sadece sözde onların barışı bozuyormuşçasına bir havası vesaire var. Biz aslında bunları birazdan ayrıntılı konuşuruz seninle. <laughs> Fakat ben önce bir yönetmenden bahsetmek istiyorum. Biz Radley Scott'u, işte Gladiator, Mars'lı, Hannibal, e. Bill gibi filmlerden biliyoruz. O kadar önemli bir yönetmen ki Tarantino e, kendi film setindeyken... ...sırf bu adamın bir filmi çıktı diye bütün seti durduruyor. Hı -hı. Ve bütün set ekibiyle birlikte Hı -hı. bunun yeni çıkarttığı evet. filmine gidiyorlar. O yüzden aslında baktığımızda bu Hollywood'da da bayağı prim yapmış bir abimiz. Ve teknik bilgilerden bir kısım alana henüz girmemişken <laughs> üstad alanda komple susacağız muhtemelen. Ee, üç saatlik filmin bütçesi 135 milyon dolar. Büyük büyük paralar harcanıyor. Hasılatı da 211 bin milyon dolar. Ve bu film için bir rekor kalıdır aslında. 15 bin kostüm hazırlanmış. 15 bin kostüm. Yani sadece çok 15 bin kostüm mesela. bile bence de çok yüksek. Ve böyle Kudüs'ün iç kısımları İspanya'da çekiliyor vesaire. O şehri kurmak için de 6 bin ton çamur 28 bin metrekarede duvar örülmüş. Ama bu silüet noktasında topu sana atıyorum. Yani gerçekten böyle bir yer mi? Bir öncesinden alarak cevap verecek olursam aslında filmde de birazdan hep göreceğiz böyle özellikle makul anlatım sınırlarını çok aşmayan bir film olduğu için yanlış bilmiyorsam yönetmen ile Fas Kralı'nın arası çok iyi. Bu da benden bir magazinsel bilgi Hı -hı. olsun. Fas Kralı'nın arası çok iyi olduğu için aslında dediniz ya 15 bin tane figüran kullanılmış. 15 bin tane kıyafet özür dilerim. Böyle binlerce figüran da Fas Kralı tarafından o dönemde zaten İspanya'da çekiliyor filmlerin özellikle çok büyük sahneleri. Fas Kralı tarafından böyle hediye mahiyetinde veriliyor. Figüranların hemen hemen birçoğu o dönemde Fas'tan gönderilen isimler. İki tarafta da onlar kullanılıyor. Tabii bu Türkiye'deki filmlerde de oluyor. Yani mesela bizdeki özellikle tarih filmlerinde bir bakıyoruz adam Haçlı ordusunda. Aynı zamanda bizim ordu ölüyor bir daha diriliyor. Yani filmde de bu tarz şey var. Bize çok uzak şey değil aslında. Bu açıdan aynı figüranın kullanılması. Bu tabii şeyi de gösteriyor. Özellikle son 20-30 yıl içerisinde biraz daha geriden alacak olursak bu tarz Bizi de makul ölçülerde anlatacak filmlere Orta Doğu'daki devlet başkanlarının da çok ciddi bir etkisi oluyor, katkısı da oluyor. Mesela Çağrı'da bunu görmüştük hatta üzerine uzun uzun konuşulmuştu. Yani ciddi destek veriliyor. Bu tabii belki sinema ile ilgilenecek genç arkadaşlar içerisinde bir ilham olabilir. Yani doğru işler yapıldığı takdirde güzel destekler de alınabilir. Ama bu filmde de böyle arka planda hikaye vardı. Çağrı'da da vardı. Mesela Lawrence of Arabian vardı filmde. Onda da bu şekilde bir etki vardı çok ciddi. Yani Orta Doğu'daki devlet başkanları bu tarz filmlerde ciddi katkı imza atmak istiyor. Çünkü kült bir eser. Bakıldığında orada film setinde, platoda çok yüksek binalar yapılıyor. Eski şehrin içerisinde Kudüs'ün etrafında, Kudüs'ün silüetinde böyle büyük binalar var, şeyler var. Yani realitede bu yok ki. Bugün gidelim Kudüs'e, Eskişehir'de bir tane büyük bina yok ya da etrafında da yok yani birkaç tane zeytin de acebeli mükepper tamam yerleşim var ama bu yok. E şimdi koskoca bu kadar bütçenin aktarıldı rekor bütçenin aktarıldı bir casting bunu bilmiyor mu mesela? bir, tabii ki biliyor ama filmde realiteye ...ne de dışına böyle çıkıldı çok alanlar oluyor. Ha tabii bu Batı'nın Kudüs'e nasıl baktığını biz filmde görebiliyoruz. Orta Çağ'da peki Batı Kudüs'e nasıl bakıyordu? Nasıl biliyordu? Çok yakından biliyor muydu Haçlı seferlerine kadar Batı? Hayır bilmiyordu. Haçlı seferlerinden sonra aslında ciddi manada Doğu'yu tanımaya başlamıştı. Orient zaten Doğu'dan geliyordu. Dolayısıyla Haçlı seferlerinden sonra ciddi manada tanıdı ama öncesinde nasıl biliyordu peki tanıyor dedi. O dönemde nasıl tanıyordu? Giden ressamlar üzerinden, ressamların çizdiği gravürler üzerinden. Peki ressamlar bu gravürlerde neye aktarıyorlardı? Doğu'yu böyle mis egzoterik bir havada anlatmak istedikleri için özellikle o ihtişamı da vermek istiyorlardı. Ressamların gravürlerinde çizdikleri o ihtişamlı Kudüs tabloları aslında realitede olmayan filmde bize böyle kurgudan gerçeğe gerçekten kurguya aktarılan bir şey olarak verilmiş. Yani filmi o oryantalist bakış açısıyla da görülebilir. Sahne çözümlemeleri bunun üzerinden de yapılabilir diyeyim. Bu şekilde de bir etki böyle yorumlamış olalım diyeyim. Neyse bitirseydim programı. <gülüyor> <gülüyor> Özür diliyorum. Mesleki de can <laughs> Ya maşallah. <laughs> Beni zorlayan konuk. Pekala. Yani bilmiyorum magazin <laughs> bilgisini sadece ben biliyor olmalıydım. Ya bu, bu, bu magazinsel bir bilgi değil. Bu bir alan bilgisi ama. Ya. Şimdi mesela şey magazinsel bir bilgi olur. İşte R yönetmenle faz Kralı'nın arasındaki ilişkinin iyi olması. Ama bu biraz daha saha bilgisi oluyor. Yani daha da aslında filmi cazip ve güzel kılıyor bence. Bunu bilerek de izlemek. Bilmiyorum ben yanlış düşünüyorum ama <laughs> arka plandaki gerçeklikleri de biraz bilmek aslında filmi bence daha güzel kılıyor. Bilmiyorum bu benim bu bencesi tabii. Aynen aynen. Ben de snapliler de böyle düşünüyordur <laughs> diye ümit ediyorum. Ya aslında benim için de arka planı bilmek gerçekten keyifli. Fakat magazin saksınları beni daha çok çekiyor <laughs> bazen. Ya böyle gişe kaygısıyla çekilmiş bir film ya aslında bu evet. da. İşte, işte başrolün hayatının çok kolay ilerlediği. <laughs> ya bunu konuşuruz bence ki komik <laughs> benim için. İşte demirci, <laughs> kendi lord olması vesaire falan. Bence biraz buraya girelim. Bir de şey ya gerçekten Fransa mevzusu var mı? Ya şimdi yine realiteye dönmüş şey olacak iş ama ya tabii ki Orta Çağ'da Haç Seferleri itibariyle işin Fransa'ya da dönen bir boyutları var. Ama filmdeki gibi aktarıldığı gibi yani mesela Balyan Fransa'dan gelmiyor. Zaten hazırda e, o şeyden geliyor. O soylu bir aileden geldiği için zaten o bölgedeki bir insan. Yani Fransa'dan bir demirci olarak çıkmıyor. Ama az evvel dedik dedi yani realiteye olduğu gibi de aktarılmıyor. Şimdi diğer türlü Mesela Lawrence of Arabia filmini izleyenler için, izlemek isteyenler için... ...mesela orası ile bir kıyas yapacak olursak... ...o filmde mesela hiçbir şekilde kadın oyuncu yok neredeyse. Üç buçuk hmm. saatlik, inanılmaz derecede kült bir film. Yani çok fazla Oscar almış diye biliyordum hatta, 10 hmm. taneye hmm. yakın. Ama hiçbir kadın oyuncu yok. Ya baktığımızda burada mesela biraz da bir kitleye de hitap edebilmek gerekiyor. Yani bu tarz şeyleri böyle es geçilebilir olarak görüyorum ben açıkçası. Ama tabii realiteye uygunluk tamam, çok olmak zorunda değil. Ama ya biraz da böyle izleyici saf yerine koymayı da çok doğru bulmuyorum Mesela filmde böyle coğrafya tamamen çöl gibi gösterilmiş Yani çöl olabilir mi o coğrafya Mesela sahneleri birçoğu çöldeymiş gibi <laughs> gösterilmiş Yani gerçekle ne o dönem ne bu dönem için ne alaka Çok mekansal etki olarak diyecek olursak Tabi çok da izleyici saf yerine koymamak lazım Ama tabi bu da işin kurgu boyutu onu da es geçemiyoruz Ama bütçe olarak çok daha aman aman bir bütçe değil Yani şimdi Yüzüklerin Efendisi'nin dizisi çıkacak 500 milyon dolar harcandı diyebiliyorum yani böyle kıyas yaptığımızda çok da büyük bir bütçe değil gibi geldi bana 125 milyon dolar. Yani 2022 bütçesi olarak <gülüyor> <gülüyor> düşünürsek belki evet ama bu 2005'te bence. Ha, tabii belki o dönem için düşünecek olursak. Olabilirim. Eyvallah. Bir de şey kısmı da var. Hani e, bu Hollywood'un buraya bu para dökmesi <laughs> ya da bu filmi yaptırması aslında niye bu film bu dönemde yapılıyor? Ya da işte neyden sonra yapılıyor? Belki biraz buna da değinmek gerekir. Yani 2001'de bir şeyler oluyor. İkiz kuleler 11 Eylül vesaire büyük bir olay patlıyor aslında ve bundan 3-4 sene sonra bu film yaptırıyorlar. Ya bu tesadüf değil. Kimler yaptırıyor? Nasıl yaptırıyor? Ya da neyin üzerine yaptırıyor? Belki bunlara değinmek ister. Evet. Aslında filmin ortaya çıkış dönemi tam şuna denk geliyor. Yani filmde ne anlatılıyor? Cennetin krallığında Haçlı seferleri ve Haçlı seferlerinin biraz menfi yönleri anlatılıyor işin özünde. Yani menfi yönlerine de değiniliyor diyeyim. Daha doğrusu sadece Haçlı seferleri değil, din temelli yapılan hareketlerin biraz böyle olumsuz gösterildiği bir film izliyoruz biz burada. Ama filmin çekildiği dönem itibariyle de tamamen işte dediniz yani 2001'in hemen ardı. 2001'den sonra peki tekrar söylem neye dönmüştü Batı'da. This is Hollywood. Yani boşunda başını çektiği bir kutsal savaş ilan edilmişti. Haçlı seferlerinin yeniden başlayacağı bin yıl sonra tekrardan bir Haçlı seferinin gündeme geldiği bir konjektür olduğu için tamam başladı. Ve sonrasında ne oldu? Amerika'nın Irak'ı işgali oldu. Diğer savaşları gördük. Peki bu savaşlardan sonra ne oldu? Yani on binler yüz binlerce insan öldü ve hiçbir gereksinim olmadan. Özellikle Irak'taki katliamlara böyle belki bizim de çocukluğumuza tekabül eden yaşlar olacağı için daha yakından hatırlayabiliyoruzdur. Hı. Ya mesela hadi bu filmdeki gerçeklikleri tabii ki biz o dönemde yaşamadığımız için ancak böyle nasıl aktarıldığıyla hatırlayabiliriz ama gayet çocukluğumuzda da hatırladığımız görüntüler bunlar bizim kutsal savaş adı altında bu hala devam eden bir gerçeklik bu ara hani bitmiş değil bu e, kutsal savaş altında batının doğuyu ele geçirmeye de savaşma misyonu o dönemde böyleydi savaş açıldı birçok yere on binlerce insan öldürüldü ama o neticesinde gereksiz oldu. Yani gereksizden kastım bir sebebinin olmadığı ortaya çıktı. işte bu dönemin filmin yapıldığı dönem aslında 2005'te tam bu Amerikan Irak işgalinin hemen bitişine yakın bir dönem olduğu için bu bağlamda biraz haç seferlerine de hem kendi içlerinde bir eleştiri mahiyeti taşıyor. İkincisi ise ben bunu ikincisi ne de demiyorum aslında direkt bu bağlamda görüyorum. Yani kendi içlerinde bir tık eleştiri mahiyeti taşıyor. Hmm. İkincisi ise biraz tabii her taşın altında Yahudi aramak gibi bizim kötü bir huyumuz var. Yani genelde programlarda da ya da seminerlerde de bunu eleştiriyoruz. Her taşın altında da Yahudi aramak gibi ama filmin içeriğine baktığımızda ya da çekildiği dönem itibariyle kulis bilgisi olarak bunlar da aslında konuşulan şeyler yani dedikodu malzemesi gibi. Filmin gerçekten bu şekilde Hristiyan dünyasını göstermesi, Haçlı Seferlerini göstermesini, din temeli adı altında yapılan çalışmaları böyle çok kötü demeyelim ama en azından menfi yönlerini daha baskın şekilde göstermesinin arkasında da bu tarz böyle etki alanlarının grupların olduğu söyleniliyor, konuşuluyor batıda yazılan yazılarda en azından. Ama çıkış dönemi itibariyle aslında tekrardan Haçlı seferlerin ikinci bin yıl sonra başladığı dönemin hemen akabinde çıkmasında tabii tesadüfen olduğuna inanmakta biraz şey olur yani. E, aslında şeyi de görüyoruz. Filmde doğrudan İslam'a dair herhangi bir dönem yok. Yani işte Müslümanlar böyle ayrı ayrı sabah namazında buluşuyorlar. ama <laughs> böyle güneşle birlikte falan işte böyle asla cemaat olmamışlar. Böyle değişik bir kendilerince Müslümanlık algıları var. Sadece işte selamlaşma da evet. selam bağladıkları. Ben şeyi Keşfediyorum yani kendi içimde. Bir filmi izlerken böyle dini mesela Hollywood'un genelde işte her şeyi yapan bir gençlik kadrosu vardır. Kesinlikle kötüdür vesaire ama günün sonunda hac takar evet. ve iyi hisseder İyidir. kendini. Biz de ona Aa, aslında kendi içine dinler bir çocuk falan evet. deriz. İşte filmde Yahudilere hiç değinilmemesinin sebebi muhtemelen arka planda onların da ödenek sağlaması muhtemelen. Belki de öyledir yani. Diyelim. Ee, aslında şeyi de görüyoruz. Filmde doğrudan İslam'a dair herhangi bir döne yok. Ya işte Müslümanlar böyle ayrı ayrı sabah namazında buluşuyorlar ama böyle <gülüyor> <gülüyor> güneşle birlikte falan. İşte böyle asla cemaat olmamışlar. Böyle değişik bir kendilerince Müslümanlık algıları var. Sadece işte selamlaşmada evet. selam bağladıkları. Sanki bütün semavi dinler bize e, gereksiz ve savaşa sebep oluyor gibi bir mesaj geliyor. Yani o başrolün böyle, böyle sürekli sorgulaması... ...her şeyi anlamlandırmaya çalışması... ...yani Hı -hı. bütün bunlar din için mi yapılıyor... ...o zaman din olmasa savaşlar da olmaza getiriyor... ...bu konu en düşüyoruz. Aslında tam olarak öyle... ...yani filmdeki zaten balyanın hikayesine gittiği... güzergahı gittiği, güzergahlarda yaptığı... ...o sahnelerdeki alt metinlere dahi... ...biz baktığımızda... E ...bunun tamamen bu maksatlı olduğunu görüyoruz... ...mesela ilk defa babasıyla karşılaştığı bir sahne var Demirci dükkanı Yani babası savaşa çağırıyor mesela Kudüs'e çağırıyor. Tabii sonrasında papaz gitmesini emrediyor. Yani aslında baktığımızda o hatta o sahneler de filmde hep karanlıktır. Yani aslında o dönemde o skolastik düşüncenin etkisi altında böyle neden gidilmeli gerektiği sorusunun sorulduğu bir dönem dolayısıyla filmde Kudüs'e gitmenin altyapısı biraz ekonomik temellere hiç değinilmemiş. Yani bu çağrı biraz daha dini temelde ele alınmış. Tamam bunu anlayabiliyorum bu dini temelde yapılan çağrı hep karanlık sahneler kötü ve ondan sonra Balda'nın bir güzergah başlıyor. Tamam diyor eşi ölüyor sonra kendi bir cinayet işte yola çıkıyor. O yol esnasında babasıyla yaptığı konuşmalar. Yolun sonunda böyle Kudüs'teyken yaptığı konuşmalar. En son Kudüs'ten ayrıldığı konuşmalar ve o sahneler gitgide böyle aydınlanıyor her şeyde. En nihayetinde Balya'nın hikayesi bize bunu gösteriyor. Yani filmin mantalitesi o. O dönem din temelli yapılan şeyler karanlıktır ama ne kadar dinden uzaklaşıp böyle rasyoneliteyi ön plana koyabilirseniz o kadar aydınlığı doğru ilerlemiş olursunuz. Ya zaten bu dönemler aydınlığa doğru ilerlemeyen yani tırnak içerisinde Rönesans ve Reform'un hazırlayıcısı olduğu için ben bunu açıkçası böyle görüyorum. Filmde de bu çok ciddi lanse edilmiş. Mesela Balyanlı Selahattin Eyyubi arasında en son Kudüs'ün teslim edilmesi şeyinde bir konuşma sahnesi vardı. İşte Balyan her şeyi yakıp yıkayacağını. Çünkü bu taş duvarların taş duvar olması hasebiyle hiçbir anlam ifade etmediğini. Ama ya buraya yüklenen anlamlar itibariyle de burası bir nasıl diyeyim onlar açısından bir kan gönüle dönüyor. Dolayısıyla diyor ki biz bu mantalite buraya yüklenen anlamı ortadan kaldırırsak... ...aslında her türlü şeyi yok etmiş olacağız. Yani tamamen eşit düzlemde ele alınacağız. Dolayısıyla Selahattin Eyyubi'nin ona karşı döndü ...yani Fudüs'ün değeri nedir diye bir soru soruyor. O da hiçbir şey, aslında her şey derken de bu mantalite... ...yani karşılıklı olarak bu da filmde verilmiş. Orada çok basit bir sahne değil yani. Hiçbir şey ama her şey sahnesi. Dolayısıyla sadece taş olarak, bir fiziki olarak... ...burası hiçbir anlam ifade etmiyor aslında. Ama burası yüklenen len anlam itibariyle... ...tabii her şeyde dönüşebiliyor. Bu tüm semavi dinler içinde. Doğraf olarak hiçbir şey... ...ama oraya yüklediğimiz anlamlar itibariyle de... ...her şeyimize dönüşebilen bir mesele. Yani bunun uzantlarını filmde de görüyoruz... ...günümüzde de görüyoruz. Dolayısıyla mesele sadece bu oraya nasıl baktığımızla alakalı bir şey. Tabi şey meselesi vardır ya bir filmde duvarda bir tüfek varsa o tüfek mutlaka film sonunda patlayacaktır gibisinden. Ya Balyon'un hikayesi de öyle anlatılmış. Yani zaten filmin başında da sorgulayan ve sürekli alt metinde bunun gösterilen bir tüfek vardı. Yani bu bir yerde patlayacak deniyordu. İşte filmin sonunda aslında bize bunu göstermiş oldu. O tüfek film sonunda patladı ve dendi ki semavi dinler için yani dini gerekçelerle ne olursa olsun motivasyonla yapılan ...hareketler, adımlamalar insanı kötü bir noktaya götürebiliyor derdi filmde. Tabii realiteyle çok da alakası olan bir durum değil. Yani bir Haçlı Seferleri'ni bir tarafa koyduğumuzda bir de diğer tarafta Müslümanların oradaki motivasyonlarını koyduğumuzda... ...yani filmin bunu iki tane eşit düzlemde ele almış olması aslında realiteyle hiç uygunlu olmayan bir gerçeklik aynı şekilde. Çünkü Haçlı Seferleri'nin arkasındaki o kanlı tarihi bildiğimiz için onu... Es geçmemek gerekiyor. Çünkü filmde bu çok sık yapılmış. Yani tamamen bizlerle onları aynı düzlemde ele alınmış. Ve bizim mesela Kudüs e alışımız bir lütuf gibi olmuş. Yani onların bize lütfu gibi aksedilmeye çalışılmış. Mesela Balbivin'le Selahattin Eyyubi'nin karşılaştığı bir sahne var. Eğer izleyiciler ona dikkat ederse omuz hizasından tutulsun da baş hizasına kadar tamamen aynı. İkisi de karenin tamamen hı -hı, ortasında. Hı -hı. Yani aslında böyle filmde hemen hemen her sahnede bu bize verilmek istenmiş. Tabi o iç sorgulamalar biraz daha Hristiyan akidesine dair detaylar var. Bize Müslümanlara dair böyle çok üstün körü geçirmiş. Biraz da böyle şey Neyse çok uzatmayayım ya. Çok kötü bakıldı çünkü. Ben çok <laughs> söyleyeceğim şeyleri söylüyorsun sinirleniyorum. Hayır <laughs> ben nerede söyleyeceğini ki yani. Yukarıda söylemedim ben bunları söyleyeceğim diye. <laughs> Güzel ettim maşallah. Ya bence şey kısmı çok iyiydi o repliği doğrudan veriyor olman. Benim ha. için de yani hiçbir şey ama, her, ama şey. her şey. Ya gerçekten çok her şeyi ifade ediyor gibi çünkü. Aslında bana göre Selahattin bir filmde bu kadar azıcık görmek çok sinir bozucu. Ama bir yerden de teşekkür etmeli miyiz yani hakkını verdikleri için? Adam barışçıl, dürüst vesaire diye. Yani şöyle hakkını verdikleri için de, gerçekten batıda bir Selahattin Eyyubi imajı var. Bu noktada özellikle Hristiyanların Kudüs'ten çıkartılmasına o şekilde müsaade ettiği için. Ama Selahattin Eyyubi bunu bizim açımızdan diyeyim en azından. Sadece kıymeti Kudüs almasından kaynaklı değil. Özellikle o adalet ve merhamet yönü de ümmet adına yaptığı çalışmalar da Selahattin Eyyubi'yi bizim için çok kıymetli bir noktaya getiriyor. Ha, tabii Haçlıların oradan sadece yürüyerek çıkmasına gitmesine, Hristiyanların Kudüs'ten gitmesine izin vermesi de sadece ve sadece böyle şey olarak adlandırılmaması gerekir. Yani hoşgörü adı altında değil. Bu bir siyasettir. Bunlar çok iyi siyasetçi insanlar. Bunu da kaçırmamak lazım. Mesela aynı dönemde coğrafya olarak çok daha yakın bir yerde Trablus Kontu var. Orada da Hristiyanlar var. Dolayısıyla Selahaddin Eyyubi Hristiyanların buradan çıkmasına izin vermeyip de böyle bir savaşa burada girmiş olsa, devam etmiş olsa yukarıdan dışarıdan gelebilecek bir tehdit var. Burada bu var. İki tane ateş arası kalma ihtimali de var. Ya dolayısıyla orada verilen izin de sadece öyle hoşgörü bağlamında değil, iyi de bir siyaset örneğidir. Yani Selahattin Eyyubi'nin filmde genelde o hoşgörü yönü temsil edilmiş ama Selahattin Eyyubi aynı zamanda muazzam bir, de bir siyasetçidir. Yani o ordusun da yani o çizgisine baktığımızda o Suriye topraklarından çıkıp Mısır'a gelmesi, Mısır'dan buraya gelmesi bu, bu süreçlerde attığı adımlar aynı zamanda çok iyi bir siyasetçidir. Filmde genelde böyle çok soft bir şekilde bazı şeyler ele alınmış ama Selahattin Eyyubi'nin özellikle bu siyasetçi yönünü de iyi anlamak gerekiyor. Nitekim mesela Kudüs'ü e aldıktan hemen sonra surlara ciddi değişiklikler yıktırıyor diye hatırlıyorum surları Selahattin Eyyubi. O sınırları ortadan kaldırabilmek adına çünkü burası bizim kalbimizdir. Yani burasının böyle sürekli tehdit altındaymış ve savunma yapmak zorundaymışız gibi bir pozisyona getirmenin lüzumiyeti yok diyor ve surları kaldırıyor. Daha sonrasında orada attığı adımlar ama özellikle orada Hristiyanlara verdiği müsaadeyi siyasi bağlamda ele almak lazım. Ama şeyde rahatsız edici biraz yani sonuçta Müslümanların da bu kadar... Ha, şunu da söylemek zorundayım özür diliyorum. Batı'da yapılan filmin afişlerinde yanlış bilmiyorsam Selahattin Eyyubi'ye dair çok çok az var afişlerde. Yani genel olarak Selahattin Eyyubi'ye tamam gereken önem verilmiş ama Batı açısından da bu filmde böyle çok da nasıl söyleyeyim e, filmde öne çıkartılan ya bir balyan değil. Halbuki gerçeklik evet. açısından, tarihsel gerçeklik açısından çok daha farklı iki noktada isim. Ama Batı'da baktığımızda hiçbir afişte, hiçbir şeyde Selahattin Eyyubi yer bulamıyorken bu şekilde Haçlıların adamları diyelim yani balyan ve türevlerini tamamen... ...mükemmel iyi niyet timsali, hoşgörü timsali güzel göstermiş. Bu da filmin aslında işte bu az evvel denilen şeye... ...yani iki tarafa bakış açısında gösterilen örneklerden bir tanesi. Ama ya yani Müslümanlara dair sahneleri açıkçası çok da kabul etmek istemiyorum. Yani biraz araştırılsa, biraz da üzerinde yani. durulabilirdi. Yani çünkü film başlı başına bir Hristiyan akidevi sürecini anlatan bir film. Yani ilk sahnesinden son sahnesine bu kadar detaya girilmişken... ...filmin de merkezi Kudüsken, bu kadar Müslümanları başat unsuru olduğu bir filmken... Yani sabah namazı sahnesine dikkat edilebilirdi, evet. cemaate dikkat edilebilirdi. ya yani Bunların üzerine durulabilirdi ve asıl... Ben şeye gideceğim Selahattin'i oynayan gazetenin sunduğu böyle şey, e, tarzı vesaire falan böyle sence nasıl durmuş? Önce bir soru orada koyuyorum. Hı -hı. İkinci şeye geçiyorum. Orada da ben onu Hazreti <laughs> Ömer dizisinden işte Ebu Bekir e yalan canlandırırken falan çok karizmatik bulmuştum yani. Vay be hani böyle bir adam var mı vesaire diye. Ve e, Kutlar Vadisi Irak'ta da oynamış ama o filmi izlemedim. Aa, bak Kurtlar Bahçesi Irak izlenmemiş bu olmadı bir ya kitlesi için en azından bir elimizde avucumuzla tutabildiğimiz yani Kurtlar, Kurtlar Bahçesi Bahadesi var Kurtlar hiç sevmem gerçekten buradan seyirci kaybetmek Aa, istemiyorum evet, ama evet. işim olmaz kendime Kurtlar Bahçesi kırmızı çizgimiz değil mi Onur? <laughs> yani şöyle Araplar'ın Kenan Emir Zalıoğlu'su diyebiliriz tabii nereli onu bilmiyorum o yüzden Araplar'ın diye söyledim ama ben Hazreti Ömer filmini de izlemedim yani dizisini izlemedim e başarılı değil buldum. Mi? Çok heybetli bir anlatım Hazreti var Ömer ya. Hazreti Ömer dizisini izlemeyenleri kınayabiliyor muyuz şu an burada? E, o, o da kınanabilir ya. Bu tercih meselesi. Onu, <laughs> Bizim zevklerimiz <mi>? sizin <laughs> nezdinizde makul bir zemine oturmak zorunda değil. <laughs> Ama başarılıydı yani. Selahattin Evi'yi ben filmde çok beğendim. Gerçekten beğendim. Yani şey açısından beğendim. Heybetli bir duruşu vardı ya. Daha da kötü anlatılabilirdi. Böyle çünkü o kadar gözlerimizi aşina olmuş. yeşil Yeşilçam'da mesela Müslümanların o nasıl gösterildiğine dair özellikle din adamlarının. Maalesef. Dolayısıyla böyle bizden karakterlerin iyi anlatılması için teşekkür etmeliyiz bilmiyorum ama ben de böyle sokaklarda Hristiyanların işte inançsızlar öldürmek size cennet kapılarını açar falan sürekli böyle bir propaganda var ya hı hı. işte ateizm vesaire falan yani evet. o zaman artık Hristiyan değilsen zaten dinsizsin Kesinlikle. ve öldürülmeye mahkumsun falan işte finansör Yahudiler olduğu için yine burada muhtemelen böyle bir şey oldu diye düşünüyorum. Hristiyan değilseniz öldürülmeye mahkumsunuz da geliyor gibi geliyor bana. Yani biraz ya tabii bunun için şeyi anlamak gerekiyor. Bu film bir Haçlı seferlerin anlatıldığı dönem. Yani Haçlı Seferleri esasen bu dönemde tamamen din odaklı demeyelim ama din merkeziyetli çıktığı bir süreç olduğu için filmde de bu çok sık üzerinde durulmuş. Yani din adına çıkılan bir hareket. Çünkü oraya gidenlerin şeyini iyi anlamak lazım. Motivasyonu iyi anlamak lazım. O dönemde Kudüs'te tabii insanlar sokakta sabah akşam haş kıyafetleriyle dolaşmıyorlar. O işin başka bir boyutu ama en azından oraya gidenlerin motivasyonunu iyi anlamak lazım. Yani çok daha öncesinde yakın dönemde Bizans'la beraber o Anadolu topraklarında yaşanan bir mücadele var. Daha sonrasında kilisenin ayrıldığı böyle Katolik Ortodoksların ayrıldığı bir dönem var. Böyle batıyı da yine bu sürecin içerisine dahil edilmesi isteniyor. Papadan yardım isteniyor. Ondan sonra bir kutsal savaş ilan ediliyor. Tabii bu kutsal savaşı da ekonomik gelişmelerden bağımsız ele almamak lazım. Özellikle o dönem Avrupa'daki ekonomik süreçleri iyi hesaba katmak lazım. Çünkü Haçlı, Sefer, Haçlı Seferleri her ne kadar özü itibariyle e, dini referanslı bir hareket olmuş olsa da en nihayetinde ekonomik gelişmeler, toplumsal gelişmeleri tetikliyor. Dolayısıyla Avrupa'da o dönem yaşanan ekonomik krizlerin geliştirdiği bir toplumsal krizler de var aslında. Arayışlar da var. Ve insanlar için buraya gelmek, Kudüs'e gelmek aynı hem bir statü sebebi, cennet krallığında bir yer sahibi olma sebebi aynı zamanda ekonomik olarak da ciddi kazanım elde ettikleri bir dönem. Bunları da böyle dengede görmek lazım. Ekonomi ve din tabii Weberian bir konuşma oldu bu ama yani ben öyle görmüyorum. <laughs> Ama bir din sosyolojisi öğrencisi olarak ekonomiyle toplum ilişkilerini de bu bağlamda hesaba katmak lazım. Çünkü filmde bir filmde aslında vermek istediği mesaj bu yani hatta şey sahnesi vardı girişte. Babasıyla konuşuyordu yanlış biliyorsam Bayram ve babası diyordu ki batıdaki bir demirci doğuda kral olabilir. <laughs> yani filmin motivasyonu da bu aslında yani sen batıda sıradan bir demirci olabilirsin sıradan bir vatandaş olabilirsin ama bu topraklarda sen soylusun kralsın. Çünkü o dönemler para her şeyi almaya da yetmiyor. Yani itibar da çok kıymetli. Baktığımız o dönemde paranızla her şey yapamıyorsunuz. Sizin için itibar da özellikle aristokrat sınıftansanız sizin için itibarınız her şeyiniz demektir. Yani Peki, eee, bu balya'nın işte kendine ait bir köyü olması, işte ara ara bir prensesin ziyaretine geliyor olması. <gülüyor> <gülüyor> o köylülerde süper yerel bir halktan bir sürü bir sürece giriyorlar. Sular vesaire. Hı hı. Ya Su Arketipleri bir sinemada aslında arınma. Yepyeni yeni bir hayata başlama Hı -hı. vesaire olarak biliyoruz. Bunda bir vicdan krallığı olarak bakarsak evet her şey çok güzel. Sen Hı -hı. o ne düşünüyorsun peki? Yani o su sahnesi de aslında filmdeki oryantalist sahnelerden bir tanesi. Tabii ki arınma mıdır deyim direm. O benim alanımı çok açtığı için o noktada ne deniyorsa <laughs> kafa sallamak zorundayım. Doğrudur eyvallah. derim yani. Tam tersi de söylense eyvallah derim. Ama o, o, da sahnelerden bir tanesi. Yani Föylöz zaten fellah gösterilen bir toplum var ya. Bunlar su kazmayı bilmiyorlar. Kuyuyu bilmiyorlar da. Elin Fransa'sından gelen her gün yağmur gören adam bunlara suyu yani kuyunu nasıl kazılacağını gösteriyor. Ama tabii ki Balyan'ın o iç arınması açısından da sinematografik bir gerçekliği varsa... Bu da işin ehlinin bileceği bir durumdur diyeyim. Yani her konuda da uzmanmış gibi konuşan bir gerçekliği anlamı da yok değil mi? Ondur. Yani bilmiyorsan bilmiyorum diyeceğim. <laughs> ben bunu bilmiyorum yani. <laughs> Eyvallah. Bir de böyle baliana oynayan Orlando Bloom'a küçük bir girelim mi? Evet, girelim. Ya bence bu adam zaten kılıç kalkan filmlerin böyle adamı olarak geliyor. Yüzüklerin Biz Efendisi. Biz oradan hatırlarız. <laughs> Orlando Bloom'u. İşte Truva'dan. Hı -hı. Ben Karayip Korsanlarından. Ben, ben Yüzüklerin Efendisi'ndeki şeyini çok beğendim. Ya muhtemelen. Oynadığı onda. karakteri. <laughs> muhtemelen oradan da yükseliyor. Bir de e, demir maskesini hiç indirmeyen bir Kudüs kralımız var. Hı -hı. O da aslında... Edward Norton. Evet. İlk defa bana Onur dedi ki, bak beşinci bölümdeyiz, abla biraz heyecanlı konuş. <laughs> gerçekten. biraz susayım ya. Hayır yani... Bak benim için çok iyi, beni zorlayan konu ilk kez oluyor ama çok sinirlendim. Arkada kıskançlık krizlerine gidiyor. Ya gerçekten, sinematografi bitti şu an ya! Onlara da girdi çünkü. Ama ben bu burada şey yapmamız gerekiyor. Öncesinde bir paylaşmak ya gerekiyordu Ben efendim. ben bunu konuşacağım, sen bunu konuşacaksın gibisinden. Ya ben film için çağırıyorsam film konuşmuyorum ha abi? Film, abi senin alanın ben... film değil mi? He evet, eyvallah. <laughs> Ben filmle alakalı da konuşacağım. Ama al, ana, alana da girsem bu sefer izin verilmiyor ki şimdi. Hayır alanda hiçbir şey yapmadım. Ben anlamaya Ben de bilmiyorum çünkü alanı da olmadan. He ben ne bileyim alana tam biraz daha detaylı girebilirim ya. problem. Alana biliyorsun. girebilirsin ama Anam. benim bütün sinema tegrafi, <laughs> bilgilerimi sunduğun için ben şu saatten sonra neye gireceğim? Yok yok tam biraz alana alabiliriz. İptal. Dijital <laughs> hafızaya gelmiyorum. <laughs> i̇ptal. Ya bu reis gerçekten iyi. Ben gerçekten ama benle ilgili çok önyargılı bekledim. Onur dedi ki asla var güzel konuşur. Ben dedim ki ama akademik konuşmasın başka bir şey konuşur. Hiç akademik konuşmadım. <laughs> zerre akademik konuşmadım. Hiç akademi, evet. Bir Weberian dedim o kadar. Bir de Marx'a girdim. Başka bir Zerre akademik konuşmadım yani. <laughs> zerre akademik konuşmadın çünkü? <laughs> çünkü abi Zerre ne yapsak bir suç oluyor yani. Çünkü filmi konuştun. Uf <laughs> ya. Ya Orlando bölümü mü konuşayım? Neyi konuşacağım ya? Mecbur filmi konuşacağım. Başka neyi konuşabilirim? Sen böyle ben düşünmüştüm ki ben attık çapası, sen bir alana dalacaksın. Filistinler, İsrailler, Kudüsler yok, yok, bilmem yok. neler. Her gün onları anlatıyor zaten. Ya ben keyif almaya geldim bu programa, eğlenmeye geldim. Güzel film <laughs> Program konu... amacını taşıyorsun. Ucu kıskanç çıktı. Diyebilir miyiz? <laughs> Ya ben gerçekten bu eğlenmeye geldim. Yani mesela alanı anlatacak olsam dışarıda da anlatırım. Ya genç çaya böyle program yapmak ne kadar güzel bir şey var mı abi? Eğlenmeye geldik biz. Genç çayı seviyoruz. <laughs> ya mesela şey Sorunusunu ben sorabilirim ya da oradan devam ettirilir. Ben moderatörle alabilirim. Aynen aynen, moderatör de ol. <laughs> Programı haftaya Ahmet'le yapıyorsunuz, ben ya. Abi niye notlarını okumuyorsun da benim notlarımı okuyorsun Kafadan o zaman? okudum ki, hiç bakmadım ben. Demir maskesini çıkartmadan izlesek de biz aslında orada bir Hı -hı. Edward Norton krallığını izlemiş olduk. İşte kendisini Fight Club'dan, Sihirbaz'dan, Amerikan History'den Hı -hı. biliyoruz. Ve oradaki kral aslında 24 yaşında ölüyor. Yani baktığımızda çok kısa bir zaman dilimine çok büyük bir şeyler sığdırılıyor. Evet. Ve gerçeklik noktasında Selahattin Eyyubi ile o kral noktasında bir bağ. Ya tabii biz bunları genelde Vakanovisler'in bize aktardıkları üzerinden bildiğimiz için net manasıyla bu budur ya da bu bu değildir demek biraz bizim için zor olabiliyor ama o dönemin tarihi gerçekliklerine baktığımızda Baldwin ile Selahattin bizzat bu şekilde konuşup da birbirlerine yol vermeleri gibi bir gerçeklik olduğunu bilmiyoruz. Ama filmde aktarıldığı kadar da yumuşak olmadığını biliyoruz. Yani filmdeki kadar çünkü mizajlar bunu elverişli mizajlar değil bir kere. insan psikolojisini de iyi anlamak lazım. Tabii daha sonrasında mesela filmde şey sahneleri de var işte Selahattin Eyyubi'nin kardeşine yönelik olduğu evet. e, yönelik bir baskın yapılıyor, kaçırılma sahnesi, sonrası öldürüldü mü bilmiyorum. Hı hı. Bu sahneler de var. Yani insan psikolojisini de iyi anlamak lazım. Selahattin Eyyubi gibi bir insan psikolojisini, mizacını da iyi tahlil etmek lazım. Yani dolayısıyla olmuş olma ihtimali yok demiyorum ama e, olmama ihtimaline göre daha az görüyorum. Yani olmama ihtimali bence daha yüksek bir noktada böyle bir sahnenin gerçekleşmesinin diyeyim yani. Bu şekilde anlatayım. <laughs> Konuşunca problem oluyor. Bence olmamış olma ihtimali daha yüksek. Ama filmde şey sahnesi vardı yani ikisinin mesela tamamen aynı gösterilmiş olması. Ya bu biraz da Selahattin Eyyubi'nin açıkçası oradaki başarısını demeyeyim ama o heybetini de biraz aşağı çekme olarak okunabilir diye tahmin ediyorum. Peki bu filmin yani genel baktığımızda Cennet Krallığı'nın en arka planında ideolojilerine neler saklı göremediğimiz doğrudan? Şöyle aslında Cennet'in Krallığı filmi ideolojik olarak böyle bazı şeyler içerisinde gizlemiş bir film. Orta çağ skolastik düşünce sisteminin karanlığını böyle yıkılışını kendisini yeni bir ideolojiye bırakmasını anlatan bir film. Ama bunu anlatırken de tarafları da çok böyle ötelemeyen bir film. Yine böyle bir <laughs> dairenin içerisinde tutmasında bir film e, bilen bir film. Yani İslam'a yönelik çok olumsuz atıflar yok filmde. Mesela kıymetli bir şey. Özellikle selama dair, barışa dair, o zapta dair o verilen sahneler. Hristiyanlığın kendi içerisindeki sorgulamalar var ama en nihayetinde de doğru yol. O rasyonalizme aydınlanmaya giden yol da filmde kendi içlerinde aktarılmış. Müslümanları böyle özellikle Selahattin Eyyubi karakterini doğru almış. Mesela Selahattin Eyyubi'nin batıda gerçekten çok kıymetli bir imajı var. Yani o heybeti, adalet duygusu ya da o yaptıkları batıda da gerçekten birçok insan etkilemiş, çalışmalara konu olmuş bir e, karakter kendisi. E, tabii bunlar ikisi de böyle şey verilmiş dengede verilmiş ama ideolojik olarak birçok şeyde filmin arka planında gizleniyor saklanıyor. Belki dinleyiciler için şu tavsiye edilebilir. Nasıl ki filmde çağ... hristiyanlarının gözünden Müslümanlara ve Kudüs'e bakış varsa aslında bunun tam tersi de var. Ama bu film değil bir kitap. E, neydi film kitabın ismi? Arapların gözünden Haçlı Seferleri kitabında da aslında o dönemki Müslümanların gözünden de Haçlı Seferlerine bakılmasın. yani burada okuyucuyu sadece böyle filmle yettim mi bir de bunun yanında tam tersi nasılmış acaba deyip Müslümanların gözünden Orta Çağ Kudüs'teki duruma bakılsa o Haçlı Seferlerinin özellikle ikinci Haçlı Seferinde yaşanan kıyımlara bir bakılsa yani Kudüs'ün sokaklarında insanlar dizlerine kadar kanın içinde yüzüyorlardı gidiyorlardı o derece katliamlar yapıldı orada ya da surların dışarısında ya da Hac seferleri güzergahında özellikle batıdan buraya doğru gelirken Anadolu'da yaşananları biliyoruz yağmaları biliyoruz ha, Az evvel şey denildi ya, yani ya, filmde hiç Yahudilere yer yok. Özellikle Haçlı Seferleri'nin yanlış hatırlamıyorsam birincisinde ve ikincisinde güzergah esnasında Yahudiler de ciddi şekilde öldürülüyor mesela. Yani dolayısıyla filmlerin başında konuştuk ya arkasında acaba bir Yahudi desteği de var mı diye. Bunu buna yoranlar da var. Çünkü ilk haçlı seferleri, çünkü haçlı seferleri Yahudiler için de aslında hoş gözükmeyen bir şeydi. Sadece Müslümanlar için değil. Yahudiler de haçlı seferlerini hiç beğenmedi, sevmediği için böyle filmin bu şekilde aktarılmasının arkasındaki Yahudi söylemleri boşuna değil aslında. Yani Yahudiler için de tarihsel gerçeklikte çok sevilmez haçlı seferleri. Ama tekrar filme dönecek olursak yani bu ideolojik alt metinler çok fazlaydı. Balyanın her sahnesine işlemişti. Müslümanları çok ötekileştirmemişti ama anlatış biçimi itibariyle de çok da böyle iç kısımlara girilmemişti. Aksama girilmemişti. Kudüs'ün alınış biçimi aslında filmin özeti sahnesi Balyan'la Selahattin Eyyubi arasındaki o hiçbir şey ama her şeydi. Yani Cennet'in Krallığı filmi böyle bir cümleyle özetleyecek olacak, o sahne hatta bir cümle bile değil aslında. O üç kelimelik şey filmin tamamında özetler nitelikte oluyor. Aslında burası... Hiç kimse için hiçbir anlam ifade etmiyor fiziki olarak ama buraya yüklenilen anlamlar semavi dinler için burada yaşanılan gerçekliklerin o toplumlarda ürettiği geldiği nokta artık böyle her şey noktasına getiriyor. Bu bugün de geçerli. Bugün çatışmanın da aslında özü. En nihayetinde burası mesela az evvel dedik yani 67'ye kadar İsrail'in gündeminde bile değilken yani tam manasıyla 67'den sonra Kudüs'ün tamamen merkezde olduğu bir Siyonist ideoloji ortaya çıkıyor. Bu açıkçası Müslümanlar için de mesela Kudüs'ün çok merkezi yer alması yüzyıllık bir tarihi var ya da yok. Mesela 1929'da Burak Duvarı olayları var. Yani ayaklanmalar çıkıyor, hadiseler gerçekleşiyor. Ondan sonra ilk defa ümmette tekrardan bir Kudüs bilinci uyanmaya başlıyor. Hatta bu süreç esnasında zaman zaman bizim Müslümanların elinden çıktığı da oluyor. Mesela Türkiye'de çizgi biraz daha böyle ilerlemişti. Yani her daim Müslümanların merkez meselesi değildi. Zaman zaman bu iş solcular da almıştı kendi tekeline. O tecrübeyi de iyi bilmek gerekiyor diyeyim mesela. Bu, bu şekilde özetlemiş olayım en azından. İyi bir filmi tarihsel gerçekliklerden koparıp değerlendirme şansımız da çok olmuyor açıkçası. Belki diğer filmlerle kıyasladığımızda Cennetin Krallığı'nın böyle bir handikapı var. Yani tarihsel gerçeklikleri çok arka planda tutamıyoruz. Sadece sinematik bir anlatım yapılamıyor. Belki bugünkü şeyin biraz böyle olmasının sebebi de bu olabilir. Çünkü eğer ki orta çağda yani orta doyadar bir film konuşacaksak mutlaka bu gerçeklikleri konuşmak durumunda kalıyoruz ki bunun nasıl aktarılabildiğini konuşalım. Tamamen kurgusal bir çalışma olmuyor. Ya mesela aynı şekilde çok başarılı bulduğum bir tutku filmi var. Hazreti İsa'nın son 24 saatini anlatan bir film. Mesela orada Aramice konuşmaktan tutun da e, Yahudilerle olan Hristiyanların münasebetleri Hristiyanlar yok tabii o dönem. böyle şimdi tarihsel bilgide de yanlışlık vermeyelim ama o dönemler Yahudilerle oradakiler arasında yerliler arasındaki problemler Hz. İsa'nın oradaki açıklamalar havaliler aslında tarihsel gerçekliği de birçok açıdan uyan bir film. Mesela Aramice'nin konuşulması o dönemde. Mesela filmde beni rahatsız eden şeylerden bir tanesi oydu açıkçası. Yani Selahattin Eyyubi dahil tüm Müslümanlar İngilizce konuşuyor. Yani belki bunlar altı sıra edebilecek şeylerdi. Yani bilmiyorum. da konuşulabilirdi. Mesela Tutku filminde yapılmış hiç de sırıtmamış gayet de güzeldi. Ar Aramice konuşmalar hat safhadaydı. Aramice'de böyle Arapça bir anca O dönemin oradaki yerel dili kullanılan konuşulan dildi. O dönem Hazreti İsa Aramice konuşuyordu. Bu bilinen bir gerçek. Şimdi Hazreti İsa sadece İngilizce konuşturmak mesela olmuyor. Aramice konuşturulmuş filmde ve gayet başarılıydı tuttuğu filmi. Şimdi ben bunun aynısını mesela Cennet'in Krallığı'nda da beklerdim açıkçası. Mesela bu şekilde bazı sahnelerin Arapça olması. Arap Arapça sadece selamu aleyküm aleyküm selam bu kadar. Yani sürekli bir esenlik dileme var karşılıklı <laughs> bu kadar. Bu, bu burada da olabilirdi. Yani tarihsel gerçekliklerden kastım bu. Mesela bu tutkuda başlar olmuş, yapılabilmiş bir şey. Burada da belki olabilirdi. Yani Tabi bunu eleştirme benim haddime değil bu arada. Hani böyle bir film eleştirisi yapmak bu noktada değil tabii ki ama en azından izleyici olarak da daha böyle seyir zevki yüksek bir şey oluyordu benim için. Diyeyim. Benim için de. <laughs> benim için de <laughs> Evini çadırındaki sahne de bu arada aslında filmdeki hep Hristiyanlar üzerinden konuştuk bazı şeyler ama Müslümanlar adına da o değişimi gösteren bir film yani değişimden kastım mantalite de öyle verilmiş orada. Yani önce savaşa niye girmiyorsun işte bu zamana kadar savaşları niye kaybettik orada aslında şey meselesi var kaderci anlayışla böyle rasyonellik arasında bir geçişin yapıldı. Belki Selahattin Eyüp'ün başarısını da bu noktada çok dini kadercilikten uzak tutulması gibi gösterilmiş aslında filmde. Hristiyanlığın aydınlanmaya giden, aydınlanmaya giden yolun aynı şekilde kadercilikten çıkıp kutsallıktan çıkıp rasyonelliğe, aklı başvurmak Aynı şekilde Müslümanlar için de bu böyle bir tık verilmiş yani o bağlamdan çıkıp çünkü Selahattin Eyyubi gayet de rasyonel bir motivasyonla sanki Kudüs'ü e al, almış gibi böyle şeyler de vardı yani bu zamana kadar kaybetti çünkü bunları bunları yaptı şimdi bu hataları yapmazsak şey yapabiliriz yani o yüzden o motivasyondan uzak bir Selahattin Eyüp bir portföy belki izleyici açısından Selahattin Eyyubi tanıma konusunda yetersiz kalabilir yani daha da farklı kaynaklara başvurulsa daha iyi olabilir diye söyleyeyim. Ben de öyle düşünüyorum. Ben Nurettin Yıldız'ın işi Vaktinden Çok Olanlar kitabını okumuştum. Hı hı. Orada bir Selahattin Eyi bir tablosu var. Ve adam gerçekten bütün merhametiyle, zekasıyla, siyasetçiliğiyle olayı çok farklı evet. bir yere götürüyor. Ama filmdeki hali böyle şey gibi. O çadır kısmındaki. Yani işte girmeyelim susuz sıkıntısı var. İşte Ama şurada savaşmayalım. Anlaşma yaptık bir kere daha güvenelim. İşte adam kendini savaştan mı kaçıyorsun evet. diye kendi komutanını sorguluyor falan. O yüzden bence de çok filmi Çok Çok rasyonel bir adam gibi lanse edilmiş o sahnelerde ama öyle değil tabii son dönemde de tartışmaların göbeğinde yer alan bir mesele. Yani Selahattin Eyyubi'nin aslında profili. Dolayısıyla çok detaya girmeyeceğim ama şartları ve olayları kendi bağlamında değerlendirilmesi gerekliliğini de buradan izleyeceğiz söyleyeyim. Yani eğer ki zihin dünyamızda bir Selahattin Eyyubi profili çıkartmak istiyorsak, portföy ortaya koyabilmek istiyorsak... Sonuca bakarak değerlendirmelerden ziyade o dönemin şartları içerisinde yapılan gelişmeleri, süreçleri, coğrafi ilerlemeleri, savaşları, ...diğer insanlarla olan diyaloglarını... ...biraz o dönemin bağlamında değerlendirmek gerektirdiğim... ...çok detaya girmeyin. Çünkü o farklı bir şeyin konusu olur. Bu şekilde. Filme dair analizlerinizi de eklemek istediğiniz <laughs> şey var mı? Sevgili Ahmet Faruk Aslan. <laughs> yani şöyle... Beğendim film? Yani çok da böyle şey yapmaya gerek yok. Her sahnesinden bir anlam çıkartmaya gerek yok. Seyir zevki güzeldi açıkçası. Ha tabii o dönem için çok kıymetli. Şimdi zaman ilerledikçe artık öyle yapımlar çıkmaya başladık. Yani öyle savaş sahneleri görmeye başladık ki filmlerde. Ama o dönem açısından böyle bir genç olarak o dönem izledim, çok daha fazla etkileneceğime yüzde yüz eminim. Ama tabii tekrardan izleyince artık kaçıncı izleyişimiz oldu bilmiyorum ama tekrardan izledikçe de açıkçası mutlu ediyor. Yani... Ben de öyle düşünüyorum ve ilerleyen zamanlarda eğer bir daha böyle bir fırsatımız olursa diyelim ben seninle Ömer filmini konuşmak istiyorum. Gayet güzel olur o da çok güzel bir filmdir onu da konuşulabilir. Insult var Lübnanlı e, Filistinlerle yani Filistinli mültecilerle Lübnanlar arasındaki durumu anlatan. Böyle onlarca güzel film var aslında bu da böyle bir devam ettirilebilir bir konsept olabilir yani keyifli olur onu konuşmak. Bu sefer ben konu kalayım Filistin'le alakalı film <laughs> <Aynen> öyle. <konulayken gülüyor> soruları ben sorayım. Mümkünse sadece <laughs> film üzerinden konuşayım ben sen alandan <laughs> devam et. Bir de e, müzikler kısmında Türklerden de kardeş türküler gidiyor bize temsilen. Ha, Onlar da tamam. müzik tarafında var. Bilmiyordum. İyi ki bilmiyordum. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür <gülüyor> Onu ederiz. Onu da söylemiş <laughs> olsaydım zaten. <laughs> evet. Belki de bu film genç İHA izleyicileri açısından da bölgeye yaklaşımlarda her şey olması açısından Kudüs'ün bir merkezi oluyor. Çünkü hassasiyet noktamız sürekli üzerinde durduğumuz bir şey ne yapılabilir sorusunun sık sık sorulduğu bir soru olduğu için... ...belki de nereden başlanabilir sorusuna mütevazi bir cevap olur bu program diyelim. O zaman son olarak sorayım. Kudüs'ün değeri nedir? Benim için her şeydir. Yani Ahmet Faruk Asa açısından Kudüs her şeydir. Ben genelde şeyi benzetirim. Yani iyi yenen bir yemek gibi görüyorum. Kudüs bölgesini, Filistin bölgesini. Yani zaman zaman şey olabiliyor. Doyma olabiliyor ama ertesi sabah aç uyanmak zorundayız. Dolayısıyla bu bölgeyi böyle ele almak zorundayız. Her şeyimiz olmak zorunda bizim. Tabii bu şey her şeyimiz olmaktan kastım zihinde en azından her şeyde. Herkesin çünkü ele alış biçimi ya da bunu pratiğe döküş biçimi değişebilir. Mutlaka değişebilir ama kalpte edinilebilen sevgi açısından mutlaka yeri daha da arttırmalıyız. Çünkü bu böyle girift bir ilişkidir. Biz ona ne kadar kalbimizde yer açabilirsek onun da bizim hayatımıza açacağı bereket bunu bir yere koyuyorum. Bereketle beraber imkanlar, fırsatlar ve güzellikler de o ölçüde değişiyor. Ve yani ben bunu kendi hayatımda çok sık bir şekilde gördüm. Ne kadar bunu merkeze koyabilirsem o kadar hayatımda müspet manada değişimler yaşadım. O şekilde bizim benim için her şey en azından. Müslümanlar için her şeyde olması gerekiyor. Yani bunu sadece şu olarak söyleyeyim mi, Bu biraz da akidevi bir meseledir yani şu an. Pekala. Hediye de mi var? Aynen sana geri muyuz dedi. <laughs> Kudüs maketi hiç almamıştım. <laughs> değil değil biz genç yiyiz. Aa güzel bir yayındı ya ben keyif aldım ya. Ben gerçekten çok keyif aldım. Çok abi ya. Atışmak bile bence çok keyifliydi. İyidim. Biz sana Genç Atölye'den Filistin tişörtünü şöyle hediye Aa çok teşekkür yölerim. ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Gayet güzeldi. <laughs> Gayet güzel. Çok teşekkür ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Madem genç atölye demişken bugün itibariyle gerçi yayın muhtemelen paylaşıldığında... ...halihazırda genç atölyede dijital hafızanın kitapları satılmış olacak. Bu vesileyle onda söylemiş olalım. Abdülhamit Hoca yaptı reklamı abi ben de yapacağım. <laughs> Kusura bakmayın. <gülüyor> <gülüyor> Kendi kurumumuzun yapmamız lazım. Dijital hafıza merkezi şaka bir yana... ...reklamı yapılacak bir kurum değil ama özellikle genç arkadaşların birçok şey bulabileceği Filistin'e dair muazzam bir veri tabanının olduğu gerçekten güzel bir veri tabanı var içerisinde. Aynı zamanda kitaplar çıktı yani nereden başlamalıyız sorusuna nasıl ki filmi konuştuk kitap da bunun yanında bunlar birbirini destekleyecek ögelerdir yani bu kitaplar Genç Atölye'den alınabilir, hediye edilebilir. Aynı zamanda bu da kıymetli bir şey olur. Gazze'ye dair kitabımız var, Filistin'deki harekete dair kitabımız var. Filistin'deki kültür sanat hayatına dair kitaplarımız var. Bunlar da böyle bazıları çıktı, bazıları da yakında gelecek olan kitaplar. Böyle Genç Atölye'yi görünce ondan ötürü söylemiş olmak istedim. Yani bunlar da alınabilir Genç Atölye üzerinden. Dijital hafızayı takip etmeyi ihmal etmeyelim. Ben kültür sanat hemen başlıyorum Filistin'den. İnşallah. Fedva Tukan'ın kitabı geliyor. İşte engebeli bir yolculuk. Fedva Tukan'ın, Fedva Tukan da Filistin'le alakalı en büyük kadın şairdir orada. En büyük kadın şairden kalsın. Böyle bir hiyerarşi yok da. Filistin'le alakalı en bilinen kadın şairdir. Filistin'de. Tukan ailesi de çok büyüktür. Engebeli bir yolcu da onun otobiyografisi. Genelde Türkiye'deki Filistin anlatımları biraz da erildir. Yani hep o, tarz ilerler. Feda Tukan'ı seçmemizin sebebi de bu oldu. Yani bir kadının üzerinden, psikolojisi üzerinden de nasıl o mesele okumuş. Çünkü aynı zamanda onun bir lakabı da intifada şairidir. Belki hanım arkadaşlarım... buradan kitabı okuyup da Filistin'e dair kendilerinden de bir şey bulabilecekleri bir serüven olacak. Erkekler için yine kitaplarınız var Ama biz hanımlar için de böyle güzel kitapları seçtik yani. Teşekkür ediyoruz. Neden? <laughs> şey söylüyorum Filistin'e dair. Tek yol var Filistin'e giden o da tüfeklerin avlusundan geçer diye bir şiir vardı. Fedra Tukan'ın mı? Onun muydu tam hatırlayamıyorum ama çok güzel şiir. Bir Filistin vardı bir Filistin gene var. Biz hep oradayız. Bu Mısra'da kaldık tutulduk Mahmut Derviş'in. Beşinci bölümün sonuna geldik. Ben bir tek burada yükselirsem de sinirlerim <laughs> kendime gerçekten. <laughs> of ya. Bunu da bir düşük mü yapayım? 5. bölümün sonuna geldik. Paylaş butonunu eskittiğinizi duyar gibiyim. İnşallah bir dahaki bölümde yeniden görüşmek üzere. Filmlerden de güzel hayatlarınız olsun. Genç Yağan'ın Instagram, Twitter veya YouTube hesabına programın tanıtım postunun altına yorumlarınızı bekliyoruz efendim.